Arkadaşlar merhaba videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ABD yaptırımlarını aldırmayan El Salvador çetelerle mücadele etmeye devam ediyor. 1800'lü yıllardan itibaren ABD birlikleri Latin Amerika'ya sayısız kez müdahale etti. Neyse ki Latin Amerika ülkeleri Amerika'nın sözde insani müdahalesinin tuzaklarının farkına varmaya başladı artık içişlerine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı çıkmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Naip Bukele 2022 Mart'ında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD hükümeti özgürlükten yana değildir ve bu kanıtlanmış bir gerçektir. Bu yüzden özgürlüğü savunacağız. Oyun başlasın. İfadelerini kullanmıştı. El Salvador'da sokakları çeteler yönetiyordu. Birçok kişi haraç taleplerini yerine getirmeyi reddettikleri için yerel çeteler olarak bilinen Maralar tarafından saldırıya uğradı. Maralar, cinayetler, tecavüzler ve gasplar işleyerek sokaklarda faaliyet gösteriyordu. Cumhurbaşkanı Naip Bukele 2022 Mart ayında bir ilke imza atarak çetelere karşı olağanüstü ve acımasız bir saldırı başlattı. Bu saldırı çetelerin sokaklardan hızla toplanıp hapishanelere atılmasını da içeriyordu. Durum büyük ölçüde değişti. El Salvador'un kötü şöhretli çetelerine yönelik baskılar cinayetleri büyük ölçüde azalttı. Batı Yarımküre'nin suç oranı en yüksek ülkelerinden birinde insanlar artık sokaklarda güvenle dolaşabiliyor. Yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde ikisi parmaklıklar ardında olan El Salvador, dünyadaki en yüksek hapsetme oranına sahip. Kısa bir süre önce 40 bin mahkum kapasiteli bölgenin en büyük hapishanelerinden birinin açılışı yapıldı. El Salvador Devlet Başkanı Naip Bukele, Cuma günü yaptığı açıklamada, 2000 çete üyesinden oluşan ilk grubun ülkedeki yüksek güvenlikli yeni cezaevine nakledildiğini söyledi. O anların görüntüleri ise, bu kelenin hesabından paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Naip bu kele Twitter'dan yaptığı açıklamada, El Salvador, dünyanın en tehlikeli ülkesi olmaktan çıkıp Amerika kıtasının en güvenli ülkesi konumuna gelmeyi başardı. Bunu nasıl yaptık? Suçluları hapse atarak. Suçlular için yeterince yer var mı? Artık var. Burası çete mensuplarının nüfusa daha fazla zarar veremeyecekleri yeni evleri olacak ifadelerini kullandı bu keleye yaygın bir destek var. Aralık ayında yapılan bir ankete göre seçmenlerin %87,8'i bu keleyi onaylayarak onu kıtadaki en popüler başkan yaptı. Ancak ABD oldukça kızgın. ABD kendi ülkelerinde yolsuzluk yapmakla suçladığı bazı yetkililere yaptırım uyguladı. Bunlar arasında El Salvador devlet başkanı Naip Bukele'ye yakın iki siyasetçi de bulunuyor. Tüm bunlar başkan Bukele'nin gözünü korkutarak Amerikan taleplerine boyun eğmesini sağlamaya yönelik bir girişimdi. Ancak Amerikalı politika yapıcılar Bukele'yi kendi diktalarına uymaya zorlayabileceklerine inanıyorlarsa yanılıyorlar. O, ulusunun çıkarlarının her şeyden önemli olduğu yeni nesil bir lider.